İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın stratejisi konulu seminerin 9. günü Trabzon'daki 700 yıllık kilise müze olarak hizmet verecek. Vargonzo ve Misha Grigoryan Artsa Savaşı hakkında Benim Artsağım adlı bir video klibi çekti. Birleşmiş Milletler, 2020 yılında yurt dışı tur sayısı %74 azaldı. Batı Ermenistan'ın Van'da köylüler yaban keçilerini avcılardan koruyor. Ermenilerin Büyük Vatanseverlik Savaşı'na katılımı başlıklı yeni kitap, yeni gerçekler. Francisco adlı filmin dünya gösterimi 28 Mart'ta başlayacak. Batı Ermenistan'ın Stratejisi adlı seminerin 9. gününde Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan bir konuşmada bulundu. Başbakan Sedam Elikyan ise hazır bulunanların sorularını yanıtladı. Seminer sırasında Sevr Antlaşması'nın Batı Ermenistan'a atıfta bulunan önemli maddeleri tartışıldı. Sevr Antlaşması'nın birçok önemli ülke tarafından onaylandığı ancak Batı Ermenistan tarafından onaylanmamış olduğu fakat Batı Ermenistan hükümetinin bunu 24 Haziran 2016'da Batı Ermenistan Cumhuriyeti Anayasası'nın düzenlendiği tarihte onayladığı vurgulandı. Devlet Başkanı Abrahamyan, Batı Ermenistan'ın tutumunu sunarak Batı Ermenistan'ın hem parlamentosunun hem hükümetinin siyasi meselelere karışmadan mücadeleyi hukuk çerçevesinde sürdürmesi gerektiğini, aksi takdirde hukuki dayanağı olmayan siyasi görüşlerle karşılaşabileceklerini söyledi. Gençlerin vatanseverliğine ve vatana sahip çıkmasına büyük önem verilen gelecekteki programlardan bahsedildi. Batı Ermenistan liderliği her yıl Batı Ermenistan'dan 10 öğrenciye Doğu Ermenistan'ın üniversitelerinde öğrenim görmeleri için öğrenim harcıyla destek olmayı planlıyor. Batı Ermenistan'daki Trabzon'un Akçaabat ilçesinde sosyal ve kültürel faaliyetlerle kullanılmak üzere restore edilerek müzeye dönüştürülen 700 yıllık Saint Michel Kilisesi, müze olarak kullanılmak üzere yerli ve yabancı turistlerin hizmetine sunulacak. İlçenin 1988'de büyük bölümünün kentsel sit alanı ilan edilerek tarihi dokusu korunan, orta mahallede bulunan 7 asırlık tarihi binanın yaklaşık 2 yılın ardından restorasyonu tamamlandı. İçerisinde hem arkeoloji hem de etnografik eserleri barındıracak olan tarihi bina, önümüzdeki aylarda orta mahalle müzesi olarak geleceğe ışık tutacak. Vargonzo projesinin yaratıcıları Semyon Pegov ile Timofey Yermakov, Ermenistan Cumhuriyeti'nin Ordu Günü vesilesiyle Artsaklı şarkıcı Misha Grigoryan ile yeni bir video klip gerçekleştirdiler. Benim Artsağım adlı eser, Semyon Pegov ve Timofey Yermakov'un Artsak ile ilgili birkaç film için yaratılan müziktir. Filmler yakında izleyicilerle buluşacak. Video klip özellikle son Artsak Savaşı'na değiniyor. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin 27 Eylül'de Artsak'ta sivil nüfusu da hedef alan geniş çaplı bir saldırı başlattığını hatırlatalım. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'ne göre 2020'de uluslararası tur sayısı 1 milyar başka bir deyişle %74 azaldı. 2020 yılı turizm açısından en kötü yıl oldu. Turizm örgütüne göre salgının yarattığı durum nedeniyle sektör gelirleri 1.3 milyar dolar ile azaldı. Bu durum 2009 ekonomik krizinden kaynaklanan kayıpların 11 katına eşittir. Örgüt, salgının turizmde çoğu küçük ve orta ölçekli işletmeler olan 100-120 milyon iş yerini etkilediğini belirtiyor. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'ne göre turizm en çok Asya Pasifik bölgesinde %84, Orta Doğu ve Afrika'da %74, Avrupa'da %70 zarar gördü. Güney ve Kuzey Afrika'da yabancı turist sayısı %69 azaldı. Batı Ermenistan'daki Van'ın Gürpınar ilçesindeki mahalle sakinlerinin avcılardan korudukları yaban keçilerinin sayısı yaklaşık 500'e yükseldi. Gürpınar ilçesinin Çepkenli mahallesinde nesli tükenmekte olan yaban keçilerine köylüler kendi gözüymüş gibi bakıyor. Dar bir alanda yaşamlarını sürdürdüklerini ifade eden mahalle sakinleri en çok avcılardan yana sıkıntı yaşıyoruz ve bölgeye yabancı kimseyi sokmuyoruz. Kış şartları olumsuz geçtiği için keçilerin yem bulma sorunu oluyor. Geçen yıl helikopter ile getirip ot verdiler. Bu yılda yetkililerin buraya ot getirmesi lazım ifadesinde bulundular. Büyük Vatanseverlik Savaşı'na Ermenilerin Katılımı başlıklı çalışma, Dom Moskova adlı Moskova Kültür ve İş Merkezi'nin girişimiyle Yerevan'da yayınlandı. Kitap,
Büyük Zafer'in 75. yıl dönümüne adanmıştır. Kitabın yazarları Moskova'nın Lomonosov adlı devlet üniversitesi Yerevan şubesinde öğretim üyesi olan tarih bilimleri doktoru Stepan Stepanyan ile Yerevan'daki Don Moskova adlı kültür ve iş merkezi yöneticisi ekonomi bilimleri adayı Vahram Karabetyan. Monografi kitabının 17 bölümü Ermeni ulusunun askeri birlikler, gerilla müfrezeleri ve casusluk misyonları da dahil olmak üzere büyük vatanseverlik savaşının tüm cephelerindeki katılımını sunuyor. Yazarlar, Ermenilerin sadece bilinen gerçeklere değil, aynı zamanda bilimsel çevrede henüz yayınlanmamış materyallere dayanarak tüm cephelerde mücadele ettiği gerçeğini derlediler. Ermenilerin Moskova, Stalingrad, Kursk savaşlarının yanı sıra Kırım ve Sovyet-Japon savaşlarına katıldıkları anlatılmaktadır. Kitap, Moskova Dış Ekonomik ve Uluslararası İlişkiler Departmanlığı'nın desteğiyle yayınlandı. Hollywood Reporter muhabiri tarafından bildirildiğine göre Papa Francis hakkındaki belgesel Discovery Artı'da gösterildikten sonra 28 Mart'tan itibaren online sinemalarda gösterilecek. Oscar adayı yönetmen Yevgeni Afinevski'nin yönettiği filmin galası geçen yıl Ekim ayında Roma Film Festivali'nde gerçekleştirilmişti. Aynı zamanda bu haberi filmin ortak yapımcısı olan Amerikalı Ermeni doktor ve yapımcı Erik İsraelyan Instagram sayfasında paylaştı. İsraelyan, film Papa'nın Ermenilere karşı uygulanan soykırım hakkında dünyayı bilgilendirme çabalarının yanı sıra iklim değişikliği, göçmenler, mülteciler, kadınların güçlendirilmesi, cinsel şiddet, sınır duvarları gibi çeşitli konulardaki çalışmalarını da sunuyor diye yazdı. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Agung adlı topluluk tarafından seslendirilen Gole Hoynar adlı eseri sunuyoruz. Gole Hoynar, eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.